Silahlı su körgütü Lideri Adnan Oktar son günlerin yine çok konuşulan isimlerinden biri. Adnan Oktar cemaatinin veya tarikatın neler yaptığı da ortaya çıkıyor. Hem 140 Jurnos'un yayınladığı videolarda hem de özellikle İpek Özbey'in Sözcü TV televizyonunda yaptığı yayınlarla servis edilen son fotoğrafları herkesi şaşırttı. Adnan Oktar'ın uzamış saç ve sakalı siyah boyanmış en lüksünden takım elbisesi dikkat çeken kemeriyle Meğer Oktar'ın cezaevinden en çok istediği şey saç boyasıymış. Can Bursalı'nın özel haberini izleyelim. Ya, de devletin, ya, aksana, ya. Operasyon yapılıp cezaevine gönderildiğinde yıl 2018'di. O gün bugündür cezaevinde dahi rahat durmuyor. Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar 8658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kez cezaevi görüşlerinde alınan notlar ortaya çıktı. Hayır, hayır. 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 Önce geçen hafta bazı fotoğrafları servis edildi. O fotoğraflarda Adnan Oktar adeta buradayım, ayaktayım diyordu. Saçları, sakalları uzamış ve boyanmış, pahalı takım elbisesi ve kemeri üzerindeydi. Fotoğraflar Photoshop'tan geçirilmişti. Fotoğrafların ardından cezaevi görüşlerindeki notlarda bir detay dikkat çekti. Bu notlar bir örgüt üyesinin bilgisayarında ele geçirildi. Orada örgüt lideri Oktar'ın sık sık saç boyası için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Bir başka dikkat çekici nokta ise Oktar'ın Silivri Cezaevi Müdürü ile temas kurulması için verdiği talimat. O talimat dijital materyallere de yansıyor. Silivri'yi iyi bilen avukatlar vardır. Onlarla görüşelim. Cezaevi müdürüne zengin iş adamı tarzında birini göndersek etkili olur. Bir şey istemeden benim akrabam burada. Gerekli ilgiyi gösteriyormuşsunuz, teşekkür ederiz gibisinden kart alıp vermek de iyi olur ya da tanınmış ünlü avukat daha iyi olur. Oktar'ın örgüt üyelerine gönderdiği talimatlardan biri de ceza ve tevkif evleri genel müdür yardımcılarından biriyle görüşülmesiydi. Müdür yardımcısıyla ünlü bir avukat aracılığıyla görüşülmesi yönünde talimat verdi. Oktar Erzurum cezaevine nakledildi ve yeni bir yapılanmaya gittiği ortaya çıktı.